Kedilerde stres yönetimi. Kediler bilindiği gibi aşırı stresli canlılardır. Kediler evde yolculuğa çıkarken ve veterinere giderken ya da kızgınlık, hamilelik dönemlerinde, mevsim geçişlerinde strese girmektedirler. Evde ne gibi strese girerler kediler? Kediler evde eve bir misafir geldiğinde ya da eve ekstra bir hayvan sahiplenildiğinde, atıyorum kuş, kedi, köpek gibi evcil hayvanların sahiplenildiği takdirde, daha sonra evde sevdiği oyuncakların veya eşyaların değişmesiyle beraber strese girmektedir. İşte evde çok sevdiği birisi vardır, bu evden gider, bu şekilde strese girebilir. Daha sonra maması, mama kabı, su kabı, tuvaleti veya kumu değişir, bu şekilde strese girebilirler. Veya yolculuğa çıkarken, yolculuk esnasında strese girerler. Veterinere giderken veteriner stresine girebilirler. Kediler gerçekten hissiyat kuvvetli canlılardır. Siz istenmeyecek bir durum olduğunda veya kedinizin strese girebileceği bir durumu bilip heyecanlandığınızda, korktuğunuzda veya strese girdiğinizde insan vücudunda salınan adrenalin hormonlarını hissedebilirler. Ve bu hormonları hissedip onlar da aynı şekilde strese girerler. Ve mevsim geçişlerinde de aynı şekilde stres yaşarlar. Sonra hamilelik dönemlerinde, özellikle kızgınlık dönemlerinde, çiftleşemediklerinde çok çabuk strese girerler. Stres belirtileri nelerdir? Aşırı agresiflik, hırçınlık, yolculuk esnasında ağzı köpürme, yani ağzından salya akması, dışkılama, idrar yapması, bunlar bir stres belirtisidir. Özellikle hırçınlık ve agresiflik had safhadadır. Kızgınlık döneminde stresi azaltmak için kısırlaştırılmayı tavsiye ederiz. Sağlıklı bir kedi ise. Diğer dönemlerde ise hekiminizle iletişime geçip hekiminizin uygun gördüğü bitkisel sakinleştirici ilaçlar kullanılabilir. Eğer yolculuk veya veterinere gidilecekse kedinizin taşıma kafesini onun oyun alanıymış gibi kabullendirmek gerekmektedir. Çünkü kediniz kafesi gördüğü an, yani ya dışarı gidecektir, bir stresli bir işlem yapılacaktır, ya da veterinere gidecektir. Bu şekilde strese gireceğini anlar ve strese girer tekrar. Bunun için kafesinizi onun oyun aracıymış gibi kullanın, kapağı açık kalsın ve ulaşabileceği bir yerde olsun, girip çıkmasını sağlayın. Bu şekilde her kafesi gördüğünde strese girmesin ve normal bir şey olduğunu algılasın. Stresin kendinizde daha sonra da devam ettirebileceği bazı problemler oluşabilir. Mesela strese girdiğinde kedinizin bağışıklığı baskılanır ve bağışıklığı baskılandığı takdirde çevreden gelebilecek bir sürü hastalığa açık hale gelir. Ya da kedinizin taşıyıcı olduğu bazı hastalıklar olabilir. Bunlar özellikle kedilerin koronavirüs hastalığı ya da kedi lösemi hastalığı gibi bazı hastalıklar vardır. Ya da kalisi, herpes virüs gibi hastalıklar vardır. Bu hastalıklar strese girip bağışıklığı düşen kedilerde direkt ortaya çıkabilir. Ortaya çıktığında da özellikle koronavirüs bilindiği gibi FIP hastalığını çevirebiliyor veya kedi lösemi hastalığı da aynı şekilde problem oluşturabiliyor. Bu açıdan stresli dönemlerde ya kedinizi hekiminizin tavsiyesi üzerine bitkisel ilaçlar kullanılabilir sakinleştirmek amacıyla, ya da bu dönemlerde, stresli dönemlerde, yolculuktan öncesinde veya evinize bir misafir gelecekse bunlardan öncesinde kedinizin bağışıklığını güçlendirecek ilaçlar kullanılmasını tavsiye ederiz. Bu şekilde stres yönetimini sağlayabiliriz. Ayrıca kedi besleyen hasta sahiplerimize her zaman şunu tavsiye ederiz. Stresli bir işlem yapılacak ise gayet sakin olmaları gerekmektedir ve soğukkanlı davranmaları gerekir. Çünkü dediğim gibi videonun başında da kedileriniz sizin hislerinizi algılayabilir. Yani sizin salgıladığınız adrenalin hormonunu hissedebilir ve onlar da aynı şekilde strese girebilir. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim.